Şimdi bunun içerisine lezzetlendirmek için malzemelerimi ekleyeceğim. Tuz ve karabiberle başlayalım. Deniz tuzunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Taze çekilmiş karabiber, biraz zeytinyağı, limon kabuğu rendesi, portakal kabuğu, biraz da mandalina kabuğu. Şimdi sıra geldi balı eklemeye. Şimdi bir parça sarımsak koyacağım. Dilerseniz bunu biraz daha azaltabilirsiniz. Daha küçük bir sarımsak da koyabilirsiniz. Sarımsağı ezdikten sonra, bıçakla üzerinden geçtikten sonra sarımsağımı ekliyorum içerisine. Biraz limon ve mandalina suyu ve biraz da portakal suyu ekliyorum şimdi. Şimdi sıra geldi güzelce karıştırıp marine etmeye. Bal ve tuz ve narenciyelerle birlikte tavuk pirzolamı güzelce karıştırıyorum. İçerisine eklemiş olduğum sarımsak ve biraz da deniz tuzu daha da lezzetlenmesini sağlıyor. Ve biraz da portakal, mandalina ve limon suyundan da ekşilik alıyor. Marinasyonumuzu bu şekilde yaptıktan sonra şimdi sıra geldi pişirme işlemine. Tavamızın içerisine bu şekilde yerleştiriyoruz. Derisiz yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Sosunu ayırıyorum kenara. Şimdi diğer taraflarını da çevireceğim. Biraz da diğer taraflarını pişiriyorum. Biraz önce ayırmış olduğum sosu da süzdürerek şimdi üzerine bu şekilde güzelce gezdiriyorum. Ara ara diğer taraflarını da çevirerek tavukları tamamen pişmesini sağlıyorum. Biraz da tereyağı ekliyorum şimdi. Bu tereyağı hem daha güzel karamelize olmasını sağlayacak, aynı zamanda da güzel bir lezzet de bırakacak. Evet, ocağın altını kapatıyorum. Tavuklarımız güzelce pişti. Şimdi servis tabağını da yanıma alıyorum. Servis ederken de birkaç parça portakal dilimi yanında servis edeceğim. Bunun için portakalın kabuklarını bu şekilde alıyorum. Az miktarda da tavanın içerisindeki sostan dökeceğim. Ve birkaç parça da maydanoz yaprağı ile bu şekilde süsleyerek yemeğimi servise sunuyorum.